Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gitti. Mevkidaşı Abdülatif Reşit ve Başbakan Es-Sudani ile birebir görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptı. Çıkan tablo oldukça ılımlı, olumlu gelişmeler beraberinde getiriyor. Türkiye ile Irak arasında 20 milyar dolarlık kalkınma yolu projesi anlaşması imzalandı. Fakat bundan daha önemli adımlar var, özellikle terör konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki ülkenin terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğini söyledi. Sudani de benzer ifadeler kullandı aslında. Şu ifade oldukça çarpıcı. Irak toprakları komşularımıza karşı kötü niyetle kullanılamaz diyor. Tabii bu ifadeler yepyeni bir döneminde sinyalini veriyor. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. Bölgesel gerilimlere değindi, güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Irak terörün her türlüsünden arındırılmalı dedi. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. İran başkenti Bağdat 13 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın heyecanını yaşadı. Erdoğan, Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. Önce Iraklı mevkidaşı Abdülatif Reşit'le görüştü. Görüşmede PKK ile mücadele konusunda Bağdat'tan beklentilerinin bulunduğunu söyledi. İran terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye-Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meselelerle ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Es-Sudani ile birlikte kalkınma yol anlaşmasını imzaladı. İmzaların atılmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele vurgusu yaptı. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. Erdoğan kalkınma yolu anlaşmasının önemini de anlattı. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Kalkınma yolu projesinin bu hedef bakımından hayati önemine değindik. Erdoğan Gazze'de yaşananlara da değindi. Bölgede akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler Filistin'deki katliamı gölgelemektedir. Buradan ilgili tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölge barışının anahtarıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefinde DEM Partili belediyeler vardı. Türk bayrağı asılmayıp İstiklal Marşı okunmamasına da oldukça sert tepki gösterdi. Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete ateş püskürdü. Olayda yer alan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını da talep etti Bahçeli. DEM Parti'ye kapatma davası açılmasını da dile getirdi. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın ifadesini aslında uzun bir dönemdir söylediği şeyi bir kez daha yinelemiş oldu. Hedefinde bir kez daha DEM Parti vardı. Sert tepki gösterdi. HDP hakkında olduğu gibi DEM Parti içinde kapatma davası açılmasını istedi. Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamanı oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında yöneltti. DEM Partili bazı belediye meclislerinde Türk bayrağı asılmaması ve İstiklal Marşı okunmamasını anımsattı. Büyük Önder Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaret edenlere tepki gösterdi. Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir. Bahçeli'nin isim vermeden yönelttiği sözleri ise dikkat çekiciydi. Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.